Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün de Ozdek 25 nickname'li arkadaşın hesabını inceleyeceğiz. Kartlardan başlayacağız. Karakterlerden devam edip bitireceğiz videoyu. Şöyle bir girelim. Evet güzel görünüyor. Şöyle en sağdan bir başlayalım. Şimdi. Guardians kartı zaten çok güzel bir kart. Bundan hep bahsediyorum. Alt seçeneklerde bekleme süresi kaçınma ve tüm savunmalar. Güzel fena değil 5 seviye aslında bir değişim atılabilir mi atılabilir. Bekleme süresi güzel ama bir saldırı daha elde edebilseydi daha güzel olurdu. Ama bu haliyle de fena değil. Seviyesi de 5 idare eder. Ee, üst seçeneklerde buz direnci, elektrik direnci. Fiziksel savunma, kritik hasar, buz direnci, enerji saldırısı. Şu anlık pek iyi durmuyor ama. Arkadaşlar ilkinin yerine kaçınma getirirse güzel olur. Ama ikincisinden mutlaka YP getirilmesi lazım. Hadi birinci neyse de, e, ikinci seçenekten YP getirilmesi lazım. Çünkü PVP'de ihtiyacınız oluyor. E, çok direnç ki 3 direnç var burada. Üçüncüsünden savunma yoksa daha iyi olabilir de savunma yoksa yine bir bakmak lazım. Evet, savunma yoksa yine biraz artırması lazım. Bir %10 kadar artırırsa yeterli olur. E, fiziksel savunmanın yerine ama fiziksel savunma mavi geldiği için bence şimdilik tutabilir. Başka bir yerden getir onu mesela şuradan buradan getirmiş gerçi ne bileyim başka bir karttan getirebilir ee, mavi olduğu için fiziksel savunmayı tutabilir kritik hasar mavi güzel buz direnci de mavi gelmiş ama bunu da değiştirse güzel olur arkadaşlar ee, bunun yerine ne gelebilir İşte kritik oranı olabilir buradan ne geliyordu gerçi onu da unuttum şöyle bir bakmam gerekiyor ee, şöyle saldırı hızı bekleme süresi kritik oranı bekleme süresi güzel buradan kritik oranı da güzel bir de saldırı hızı da olabilir. Ee, ama dirençlerin gelmemesi lazım tabii ki. Şöyle bir saniye. Evet. Ee, aynen dediğim gibi buraları düzeltirse güzel olur. Son seçeneği de mavi ve tüm saldırılar getirirse çok güzel olur. Yani ona göre ayarlasam ama ikinci seçeneği mutlaka YP getirsin. Onu söyleyeyim. Şöyle... Muhteşem örümcek adam kartı. Aslı seçenekleri güzel gelmiş. Seviyesi 5. Enerji sağlığı, bekleme süresi ve hasar. gayet güzel. Üstten ne getirmiş? Zehir direnci pek iyi değil arkadaşlar. Hatta hiç iyi değil. Kaçınma daha güzel olur oradan. İkincisinden de YP getirmeye çalışsın. Eğer elinde bolca kart varsa. Üçüncüsü kalabalık kontrol süresi. Rengi mavi gelmiş olabilir. Kalabilir. Dördüncüsü zihin direnci pek iyi değil arkadaşlar. Bunda değişmesi lazım. Dirençleri değiştirmeye çalışın elinizden geldiğince. Beşincisinden saldırızı güzel, altıncısından tüm saldırılar bu da güzel. Ama diğerlerinde biraz değişim, diğerlerinde biraz değişim lazım. Evet. Arkadaşlar, şu kart pek iyi değil. Zaten o nedenle büyük bir ihtimalle yıldızlarını açmamış. Güzel yapmış. Daha sonra eline daha güzel bir pre kart geçerse onunla değiştirir. Şöyle ama gene de bir bakalım. YP, kalabalık kontrol sözü tüm saldırılar. YP ve tüm saldırılar güzel. Güzel. Bu seviyesi de 4 idare eder ama bunu zaten ileride değiştireceği için çok da bakmaya gerek yok. Onun dışında Black Widow kartı. Alt seçeneklerde sadece enerji saldırısı iyi ve seviyesi de 4. Arkadaşlar buna değişim lazım. Ee, değişim atması lazım. 5 seviye ve üstü getirirse daha güzel olur. Bir de aşağıdan yani alt seçeneklerden 2 güzel özellik yakalamaya çalışsın bunlardan biri de saldırı tabii ki. Bu şekilde daha güzel olur. Onu ayarlar kendisi. Yıldızını açmaya başlamış da ilk bir değişim atıp düzeltirse daha güzel olur. Ya iyileşme oranı gelmiş kırmızı. Değişim atabilir. Zaten bütün yıldızlarını açtıktan sonra değişim atsın o ayrı mevzu. Buna değişim atıp bir kaçınma, mavi kaçınma deneyebilir. Devam edelim. Son kartına geçelim. Alt seçeneklerde çift direnç enerji sağlığı. Arkadaşlar kötü. Bunun değişim, buna değişim lazım. Dirençler hiç kullanışlı değil. Ee, A seçeneklerde 2 iyi özellik ve 5 ve seviye üstü bir seviye de yakalayabilirse çok güzel olur. Üst seçeneklere bakalım bir de. Zehir direnci enerji savunması. Zehir diren... gene direnç. Çok direnç var ya. Yani diğerlerinde çok direnç vardı. Bunda da direnç var. Bu direnci de değiştirirse güzel olur. Yani arkadaşlar keyfi getirmediğini biliyorum hani kimse keyfi direnç getirmez ama gene de elinde pre kart varsa falan e, kartlarla biraz şey yapsın uğraşsın. Her neyse bunu geçersek enerji savunması yerine YP getirirse güzel olur. Üçüncü seçenek savunma yok sayma gayet güzel ama rengi yeşil gelmiş. Keşke mavi gelseymiş. Dört tüm savunmalar fena değil. Kritik oranı güzel ama rengi kırmızı. Sonuncusu mavi ama fiziksel saldırı. Yani aslında buna da biraz değişim atarsa güzel olur. Üst seçeneklere de değişim atarsa güzel olur. Bu kartın biraz düzeltilme ihtiyacı var. Fena değil aslında genel olarak güzel. Şöyle kart etkilerine bir bakacak olursak arkadaşlar. Saldırı hızı %19,7. Güzel biraz daha fazla olabilirdi belki ama bu da güzel. Kritik oranı %12,5 biraz artırırsa güzel olur. Kritik hasarı 21,5 bu da biraz artarsa güzel olur. Tüm saldırılar %49,1 güzel. Fiziksel saldırı 9,5 enerji saldırısı 38,3 güzel. Savunma yoksa bir %10 kadar daha artırırsa güzel olur. %33 yeterli değil. Bir %10 kadar daha artırırsa herhalde yeterli olur. Ekler masal artışı %6. altı. Ee, mümkünse daha da artırır ama işte ona göre ayarlayacak artık kartlardan. Alttan ise bekleme süresi %34,7 güzel. Bekleme süresi ideal oranlarda. Kaçınma 9,7 fena değil. YP'si 126,9. YP'sini biraz yükseltmesi lazım. Ee, savunmaları o kadar odaklanmasa da olur. Evet burası güzel gibi. Devam edelim. Evet baya karakteri var. O zaman biraz hızlı gidelim. Şimdi Sentry Güzel uyandırılmış rejenerasyon. Dermeye yüzde 45. Ooo ama alt seçeneklerin fullenmesi lazım arkadaşlar. Alt çok kötü. Alt baya bir kötü çünkü YP'sinin yükseltilmesi lazım bir. Sonra Max Max YP'nin yüzde 10. Max YP'nin de 35 kadar bir kalkan olacak o. Orayı da düzeltmesi lazım. Etkileşim oranı da YP yüzde 56 olacak. Orayı düzeltsin. Bu şekilde pek verim alamaz bilgisi olsun. Ekipmanlar 15-15-15-19. Burayı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde 25 yaparsa daha güzel olur. Çünkü Sentry güçlü bir karakter arkadaşlar. Bu arada iyileşme oranı yanlış. Onu değiştirmesi lazım. Burada da, şurada da iyileşme oranı takılmış. Arkadaşlar bu yanlış. Ee, şey yapabilir. Uru, benim Uru videom var arkadaşlar. Uru videoma bir göz atsın ona göre düzelsin. Şuraya tüm savunmalar yaparsa biraz daha güzel olur. Şuraya da arkadaşlar tüm saldırılar ya da enerji saldırısı alt tarafa da YP getirmesi lazım bilgisi olsun. <laughs> Devam edelim. Öfke güzel. Güzel. Devam edelim. Hmm. Şuraya bir saldırı daha taksaymış aslında daha güzel olurmuş. Güzel gibi görünüyor arkadaşlar. Yani şurada kaçınma yerine belki şeyi azdı herhalde. Kritik oranı azdı herhalde. Kritik oranı taksaydı daha iyi olur. Ama gerçi kritik oranını buradan karşılıyor. Kritik oranını öfkeden karşılıyor. O, o zaman kaçınma yerine şey de olabilir. Kritik hasarında falan eksiği var mı bilmiyorum ama. Eğer bu statülerde eksiği yoksa aslında kaçınma mantıklı. Ama şey arkadaşlar enerji saldırısı mesela şurada bir 5 yıldız var. Şunu 6 yaparsa daha güzel olur. Şuraya da bir enerji daha takarsa saldırısı enerji saldırısı takarsa daha güzel olur. Kostüm özel kritik hasar yüklemek mümkün. Güzel. Kritik oranı yerine saldırı. Kritik hasar yerine de saldırı takması lazım. Oraları halleder. Güzel. Devam edelim. Enerji. Güzel. Olabilir enerji. Ama alt tarafı fulllemesi lazım. %180 gelmiş. Evet. Güzel görünüyor. Şuralara bakalım. Şurada fiziksel saldırı. Bu karakter enerji saldırısı yapıyordu arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Yeteneklere bakıp, bakıp siz de bakabilirsiniz de o o yüzden buraya enerji saldırısı takarsa daha iyi olur. <laughs> evet güzel. Şöyle öfke güzel. Urulara çok girmeyeceğim. Böyle bir önden birkaç karaktere bakıyorum ama çok girmeyeceğim dediğim gibi. Çünkü onun için video atmıştım. Yanlışı varsa oradan düzeltebilir. Kritik hasar yerine saldırı daha iyi olur. Şurada, şurayı da saldırı olarak değiştirsin. İyi, iyi gibi. Burası da güzel. Devam edelim. Regenerasyon gayet iyi. Alt değerler fullenmemiş ama alt değeri fullemesi lazım. %10'a %35 olacak. Fiziksel saldırı. Hmm, ama şey seviyesi biraz düşük. Kritik hasar takılmaması lazım arkadaşlar. Daha önce bu konuda uyarmıştım e, ee, PvP karakterleri konusunda. Onun için şeye bakabilir arkadaşlar. Ee, Uru videom var. Uru videoma mutlaka göz atsın. Oraya oraya bakıp düzeltebilir. Bilgisi olsun. Şuraya da tüm saldırı alta YP gelirse daha güzel olur. Şurası da aynı şekilde saldırı ve YP daha güzel olur. Bilgisi olsun. <laughs> Aç gözlük arkadaşlar. Apokalipse pek gitmez. Ee, bunu değiştirmesi lazım. Elinde varsa yargı takarsa daha güzel olur. Yargı yoksa da ne olabilir? Öfke de pek olmaz bu karakter ama bir ihtimal öfke de olabilir arkadaşlar ama yargı takması lazım dediğim gibi. Ee, artık urulara çok girmeyeceğim. Uru videom var. Eğer yanlışı varsa oraya bakabilir. Çünkü urulara bakarsam bu video çok uzar arkadaşlar. Saldırı, şuraya bir saldırı, şuraya bir saldırı daha lazım. Bilgisi olsun. Şuraya bakalım. Güzel. Öfke güzel. Bu kostüm öfkeyi Nurularda iyi görünüyor Şuraya da saldırı yaparsa daha iyi olur Şurayı tüm savunmalar yaparsa biraz daha iyi olur devam edelim Arkadaşlar Dr. Strange'e yıkım Pek gitmez zaten yıkımı da full değilmiş alt tarafın yüzde 200 olması lazım ee, Ama Dr. Strange'e Yani Eğer şey bakayım Bu arada nasıl takmış aynen şeylik PV'lik takmış daha çok Şurada fiziksel enerji saldırısı biraz yanlış da. Ee, buna şey taksın. PV'de kullanacaksa öfke takması lazım arkadaşlar. Yıkım pek olmaz. Verimi düşer. Şuraları da saldırı olarak değiştirir. Onu halledecek. Yıkım güzel. Deadpool olur yıkım. Bakalım. Hmm, güzel görünüyor. Güzel devam edelim. Ee, bu karakteri aslında böyle kullanabilir. Arkadaşlar normalde öfke bu karaktere daha güzel ama e, karakter değerini yitirdiği için öfke takmasanız da olur. Bence bu şekilde de kullanabilir, sakıncası yok. YP takılmış arkadaşlar. YP yanlış. Bu da yanlış. Oo. 2 tane YP. Bu YP'leri şey bu akşam şey geliyor arkadaşlar. Uru çıkarma ücretinde düşüş geliyor. Yani yarı yarıya düşecek. O sıra isterse çıkarabilir. YP'yi çok daha kullanışlı karakterleri kullan. Mesela Sentry'e kullanabilir. de çok güzel olur. Bilgisi olsun. Devam edelim. Bu arada şuna bir daha bakayım da. Yani daha ISO, ISO, ISO'lar için de arkadaşlar video attım. Ona bakabilir. Artık çok üzerinde durmayacağım. Bunu lider olarak kullanacak. Arkadaşlar buna bir sezgi takarsa çok güzel olur. Eğer elinde sezgi CTP varsa. Onun dışında çok kasmasına gerek yok çünkü lider olarak kullanılıyor. Bu karakter de çok kötü. Zaten CTP'de takmamış. Akıllılık yapmış. Ee, mantıklı yani. Güzel. Devam edelim. Buna çok bakmayacağım. Zaten iyi bir karakter değil. Ee, bu karakter aslında bu dikili taşı güzelmiş ama arkadaşlar bu karakteri öfke takarsa daha güzel olur. Çünkü ABX'de kendi günü var. Bilgisi olsun. Ona göre diğerlerini de ayarlayacak. Şuralar iyi duruyor. Güzel. Devam edelim. Enerji. Bu enerji güzel gibi. Şöyle evet güzel 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 ama şuraya bir, bir tane daha dört ta tane takmış bir şey daha takarsa güzel olur bir saldırı falan olabilir. Buralar iyi duruyor ama savunmaları tüm savunmalar yaparsa biraz daha dayanıklı olur karakter. Güzel bu karakteri de pek kasmamış ee, ben de kasılmasını pek tavsiye etmiyorum. Eğer elinizde malzeme bolsa kasabilirsiniz ama e değilse arkadaşlar çok kasmayın. Çünkü bunu daha çok lider olarak kullanıyorsunuz. O yüzden çok gerek yok. Öfke gayet güzel. Güzel. Güzel takmış. Şu kritik hasar yani saldırı takarsa daha güzel olur. Devam edelim. Hayalet sürücü. Yargı çok güzel. Güzel görünüyor. Şöyle bakıyorum. Bu da güzel arkadaşlar. Sorun yok. Devam edelim. Bu karaktere yıkım çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu kostümüyle birlikte. Yıkım takabilirse Yıkım taksın. Mesela birine yıkım takmıştık. Kim Doctor Strange'den çıkarıp buna takabilir. Doctor Strange'e de bir öfke takarsa güzel olur. Ee, yıkım bunda gayet güzel iş yapıyor. Bilginiz olsun. Onun dışında güzel görünüyor da şurada bir kritik hasar mı gördüm? Aynen. Şunun yine saldırı takarsa daha güzel olur. Devam edelim. Loki arkadaşlar son kostümünü alsın. Ben son kostüme baktım biraz. Ee, önceden baktım aslında. Yeteneklerde pek iyi görünmüyor ama ben daha sonra şey yaptım. Bir yetenek yönü izlemede falan biraz baktım. Biraz karaktere de ee, karakteri de iyi bir şekilde inceledim. Ee, arkadaşlar güzel görünüyor. ABX'de falan da ee, şey. Benim bir arkadaşımın hesabından baktım da. Arkadaşımın hesabında kasılıydı. Kostümünü alıp denedim. Arkadaşlar ABX'de şu anda süper devi. Yani şu karakteri geçmiş durumda. Bilginiz olsun ondan daha yüksek skor atıyor. Yani e, son kostümü güzel olmuş. TVA kostüm arkadaşlar. Yani başkan Loki kostümü değil. TV'ye kostümünü alırsanız gayet güzel iş yapar ama öfke takmanız gerekiyor. Buna da bir öfke takarsa son kostümünü alıp gayet güzel bir şekilde kullanabilir. Bilgisi olsun. Devam edelim. Mephisto kasıyor. Mephisto güzel bir karakter. Kassın. Ee, buraya da eğer PvE'de kullanacaksa yargı PvP'de kullanacaksa şey takabilir. Rejenerasyon takabilir. Yani şuraları da tabi düzenlesin. Kritik oranı kritik hasar olmaz da. Oraları saldırı olarak düzenler. Hatta mümkünse altına YF getirse daha da güzel olur. Bu karakter arkadaşlar sabır olmaz. Bu karaktere ya öfke takacaksınız. Öfke daha iyi. ya da enerji. Öfke bir tık daha iyi enerjiden ama enerji takabilirsiniz. Bunu o şekilde düzeltmesi lazım. Güzel bir karakter yani sabırla şeyini mahvedir. Şey verimini mahvedersiniz. güzel. Devam edelim ama şuraları gene saldırı getirse güzel olur. Dediğim gibi. Yargı. Çok güzel. O bayağı bir odun takılmış. Güzel gibi görünüyor. Şunu saldırı yaparsa daha iyi olur. Battery bile enerji çok güzel ama alt değerini fullenmesi lazım. %200 yaparsa daha güzel olur. kaçınma takılmış da. Kaçınma gerek yok arkadaşlar bu karaktere. Çünkü zaten öfke bile takmıyorsunuz bu karaktere. O nedenle kaçmanın yerine daha kullanışlı bir şeyler takabilir. Kritik oranının değişip saldırı getirilmesi lazım. Gambit çok güzel. Enerji güzel görünüyor. Şöyle bakalım. Şu tüm şu... arkadaşlar ISO'ları biraz düzeltilmesi lazım hesapta. E, onun için ISO videom da var aslında oraya da bakabilir. <laughs> Valkyrie bir sezgi takarsa çok güzel olur. Aynen, çok kasılmasına gerek yok zaten destek karakteri olduğu için Ama bir Sezgi takarsa Güzel olur ee, Medusa potansiyeli açılmış ama hiçbir şey yapılmamış ee, Sezgi takarak bu karakteri lider olarak Kullanabilir Elinde Sezgi varsa değerlendirir Kuyuk Silver'ın son kostümü Bu kostümünden bir tık daha iyi ama çok büyük bir farkı yok ee, Ama son kostümünü Gerçi son de tarihi geçti değil mi? artık alamaz Yaz kostümüydü o Yaz kostümü olduğu için artık alamayacak onu ee, Ama bu kostüme gene bu olmaz arkadaşlar bunun yerine bir otorite falan daha iyi olabilir. Bilgisi olsun. Silver Surfer. Otori, otorite de olabilir ama rejenerasyon daha iyi bir seçenek arkadaşlar. Rejenerasyonu tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Evet. Jean Grey, Yıkım yanlış. Ee, rejenerasyon ya da aç gözlük takılması lazım. Rejenerasyon bir tık daha iyi ama aç gözlük de olur. Son kostümünü alırsa güzel bir şekilde kullanır. Şöyle artık biraz hızlı gidelim. Wolverine'i bir otorite takarsa güzel olur arkadaşlar. Ee, Urularını ve isolarını da ayarlar. Kendisi. Videolarım var zaten. Zorluk çekerse orada bakabilir. Ee, Magneto isterse kasabilir. isterse burada da bırakabilir. Ee, güzel bir karakter ama. Çok acelesi yok ama. Rock karakterini kasmasını tavsiye ederim. Kostümünü alırsa çok güzel olur. Ee, çok kullanışlı bir karakter. Bunu niye 70'e kasmış ki ya? Çok kötü bir karakter bu. Hulk güzel. Ee, Hulk şey yapıp kostümünü alıp pulkun şey yapabilir. Ee, PvP'de etkili bir şekilde kullanabilir. Rejenerasyon takarsa gayet güzel olur. Örümcek adam iyi değil direkt geçiyorum. Thor isterse son kostümünü alıp kasabilir. Öfke takarsa gayet güzel bir şekilde kullanır. Kara fena değil son kostümüyle birlikte. Son kostümünü alırsa bir nebze kullanabilir. Human Torch mutlaka kasılması lazım. Hemen şeye potansiyelini açsın. Ee, bir tane de yargı taksın. Çok etkili bir şekilde kullanır. Çok güzel bir karakter. Kara cüce çok çok güzel bir karakter gene. E, bu karaktere enerji takarak PvE'de, rejenerasyon takarak PvP'de kullanabilir. Gayet güzel bir karakter. Şunları kasmasına gerek yok. Dorman mı kasabilir belki? Ee, Kara çene gene güzel bir karakter isterse kasabilir. Mr. Fantabu buraları geçiyorum. Şu karakteri kostümünü alması lazım. Çünkü etkili bir destek. <laughs> evet. Şunlara gerek yok. Geçiyorum. Şu PvP liderliği güzel de zaten yeterince kasmış. Daha fazla kasmasına gerek yok. Şöyle kasacağı güzel bir karakter var mı diye bakıyorum. Şu karakter çok güzel PvP'de kasabilir. Regenerasyon takarsa gayet güzel bir verim alır. Bu karakter de gayet güzel. Mephisto ve Nul'da kullanmak için destek olarak kasabilir. Devam edelim. Falcon gene çok güzel bir karakter. Son kostümüyle birlikte kasabilir isterse. Bu karakterin de son kostüm gayet güzel alıp kasabilir. Daredevil da çok güzel arkadaşlar. Kullanışlı bir karakter. İsterse son kostümünü alıp bunu da kasabilir. White Fox yine kostümünü alırsa güzel bir destek. O yüzden kostümünü alması lazım bence. Şöyle bakıyorum. Evet şuradan kasacağız. Şu özel karakterlere değinmeyeceğim arkadaşlar. Kasması kolay değil çünkü biliyorum. Eline mega geçtikçe artık basar. Şu karakteri kategori 2 yaparsa güzel olur. PvP liderliği güzel bunun. Fetih de falan işine yarar. şu karakterin son kostümünü alsaydı kasabilir derdim de. Son kostüm olmadığı için gerek yok. Blue Marvel çok güzel bir karakter. Son kostümünü alırsa PvP'de çok etkili bir şekilde kullanabilir. Rejenerasyon takarsa da gayet güzel bir verim alır. Devam edelim. Karakter kaldı mı? Şöyle. Icarus'i de biraz hızlı bir şekilde kasarsa güzel olur. Çünkü ya yeter ama ya. Ee, çünkü arkadaşlar bu karaktere yakın zamanda ben güncelleme bekliyorum. Ee, güncelleme gelince güçlü olacak bence. Hatta kategori 3 ya da potansiyel falan da alabilir. O yüzden kasarsa güzel olur. Güzel bir karakter. Bu haliyle bile güzel ama kostüm alınca daha da sağlam olacak bence. O nedenle kasabilir. Ne? Hmm, Diğerlerinde yavaş yavaş kalsın işte arkadaşlar. Yani güzel karakterler var ama. Mesela şunun liderliği güzel. Şunun liderliği güzel. Şunun desteği çok güzel. Yani bu tür karakterleri kasabilir ama işte özel karakterleri çok değinmiyorum. Çünkü kasması kolay değil. Evet arkadaşlar ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.